Günaydın. Günaydın. Ya Fatoş, benim aklıma takıldı. Konuşamadık da gece. Sen durdurmasaydın Alya Baran 2 diye neyi anlatacaktı? Ah bebişim, ne kadar safsın. Seni var ya bu saflıkla yerler yerler, ham yaparlar. Fatoş, bir şey sorduk. Ay neyi açıklayacaktı? Sizi açıklayacaktı işte Nazlı. Ferit Nazlı'yı, Nazlı da Ferit'i seviyor. Duyduk duymadık kalmasın diye ilan edecekti. Allah Allah. Alya nereden çıkarmış durduk yerde öyle bir şey? Nereden çıkartmış onu sana ve sevgili Ferit Bey'e sormak lazım. Bu hep inkar, tam inkar. Nereye kadar hiç bilmiyorum vallahi. Fatoş, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir itiraf ses tonu duydum. Evet Nazlıcığım, dinliyorum. Dolaptaki dondurmayı sen yedin değil mi? Gece içim çekti, kalktım bir yudum yiyeyim dedim. Bir baktım dondurma yok. Hadi söyle, kızmayacağım. Biz Ferit Bey'le öpüştük. Oldu canım, rüyanda mı? Yok, bahçede. Hani uyuyakaldık ya biz. O gece öpüştük. Fatoş. Sen nasıl bir adamsın ya? Ne oldu, ne yaptım yine? Bir şey yapmadın. Yani bilerek yapmadın. Zaten öylesin. Olduğun gibisin. Çok doğalsın. Çocukla çocuk oluyorsun, büyükle büyük oluyorsun. Benimle bostana geliyorsun. Gittiğin her yerde kendini sevdiriyorsun. Kalmadı senin gibilerden. Türünün son örneğisin. Anlatıyorum. Sen niye böyle bir şey benden saklıyorsun ki? Saklamadım Fatoş. Sadece biraz geç anlattım. Ha, geç söylemişmişmişmiş. Bak Nazlı, bir daha böyle bir şey olursa dudağın kurumadan beni arayacaksın, tamam mı? İyi Fatoş. Güzel miydi peki? Ay o kadar diyorsun yani. Vallahi ben bir şey demiyorum. Tamamen senin hayal gücün. Ay şu anda bir aşk filmi izliyor gibiyim. Başrollerinde Romeo Ferit ve Juliet Nazlı var. Ay bakalım filmin sonunda nasıl olacak acaba? Ben anlatayım sana Fatoş. Romeo taş gibi güzel sevgilisiyle dünya seyahatine çıkarken Juliet burada soğan doğrarken parmaklarını kesecek. Mutsuz son, bitti. Ne güzel değil mi? Niye böyle karamsarlık yapıyorsun ya? Karamsar değilim. Gerçekçiyim. Bizim Ferit Bey'le bir arada olmamız mümkün değil. Asuman'ın yediği haltlar yüzünden değil mi Nazlı? Ay acaba Asuman'ı kardeşlikten red mi etsen ya? Belki işe yarar. Benim reddetmem gereken tek kişi Ferit Bey. O da becerebilirse. Bak sen. Artık aranızda bir şeyler olduğunu kabul ediyorsun yani. Ay gerçi öpüşmüşsünüz, daha ne olsun değil mi? Bilmiyorum Fatoş. Kafam çok karışık. Nasıl davranacağım, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ya Nazlı, siz öpüştükten sonra ne oldu? Yani hiç konuşmadınız mı? Ben hatırlamıyormuş gibi davranıyorum. O da sağ olsun hatırlatmak için elinden geleni yapıyor. Olaylar giderek ilginç bir hal alıyordu. Üstüme geliyor. Yani belli konuşmak istiyor. Ben de kaçıyorum. İşte sen tam bu noktada devreye giriyorsun Fatoş. Bugün benimle işe geleceksin. Böylece o da yanıma gelip benimle konuşamayacak. Aranızdaki tampon bölge olacağım yani. Ben fırın kağıdı gibi düşünmüştüm. Kurabiye tepsiye yapışmasın diye. Yalnız uyarayım Nazlı. Ferit Bey kafasına koyduysa bir gün mutlaka seni yalnız yakalayacaktır. O zaman ne yapacaksın peki hüzünlü kurabiye? Sen bunu düşünürken ben de giyineyim.